Arkadaşlar merhaba ben Koray Güçlü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dünkü derbiyi konuşacağız tabii ki Fenerbahçe'nin bence sürpriz olan yenilgisine. Öncelikle derbi ile alakalı herkes bir şeyler söylüyor. Ben de sosyal medyamda da söyledim, dün radyo yayınında da söyledim, ya önceki YouTube yayınlarımda da söyledim. Ama birkaç cümle ve maçtan sonra Fenerbahçe'de ne yaşanabilir? Beşiktaş nasıl kazandı onları değerlendirmek istedim. Öncelikle dün isteyen bu maça iyi hazırlanan kazandı. Bu maça hiç hazırlanmamış. Beşiktaş hiç analiz etmemiş tarafta kaybetti. Öncelikle bununla başlayalım. Bazıları hakem diyebilir, bazıları yani oyuncu hataları, bireysel hatalar ama ben önce staffa yani teknik heyete ve hocalığa bakarım. Bence bu maça iyi hazırlanamamışlar. Maçtan önceki radyo yayınında Fenerbahçe'nin önde olduğunu gördüm ama tam ben yayındayken ilk 11'ler geldi. Hatta Haluk abi paylaştı ilk 11'i Sarper'le beraber radyoyu radyoda diyelim. Yani şaşırdım ve dedim ki Fenerbahçe'nin defansının işi kolay olmayacak. Çünkü Gökhan 1.5-2 antrenmanla sahadaydı. E, Limonş tes Teserant'ı belki en çok eleştiren insanındır sosyal medyada. Yani ikisinin uyumunun olmadığını düşünüyorum. Ve ne hikmetse ben Caner'i çok eleştiririm yaptıklarından dolayı ama bu oynayabileceği en önemli maçta oynatmamak ve bence hazır olmayan, daha doğrusu takıma adaptasyonu henüz tamamlanmamış Novak'la başlamak Beşiktaş zaten beklediğimiz bir 11'de. Sergen Hoca elindeki kadroyu çok iyi kullanarak. Bence Rıdvan'ı mesela oynatmam oynatmaya da bilirdi. En sakalı iyileşmişti ama oyuncuyu kaybetmedi ve müthiş oynayan bir Rıdvan seyrettik dün. Mesela Perkız'ı çok etkisiz bıraktı. Fenerbahçe zaten Lemoş'un çok ağır kalmasıyla bence Altay'ın ayında çok çabuk hani biraz hatalı çok çabuk gereğinde bir 0 ondan sonra tamam Sise'ye yapılan fual ama ondan geçiyor. Gezala böyle yürüyerek orta yaptırılıyor ve 2-0 oluyor. Ondan sonra kötü oynarken bir gol buldu Fenerbahçe. Ama bütün ilk yarı bence bu sezonun en kötü Fenerbahçelerinden biri izledik. Ya bir kere oyuncular da sanki bu derbi değil bir hazırlık maçı havası. Yani şimdi Erol Hoca, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Volkan Baldı. Mehmet Orelio, Mehmet Yozgatlı, Hatta altyapı yeni gelen Semi. Ya bunlardan daha iyi bu maçları oynayan bilen var mı Fenerbahçe'de arkadaşlar? Yani bu kadar tecrübeliler. Diğer hocalarımızı saymıyorum. Ya bu maça böyle mi hazırlanır bir takım? Ya Jose Sosa'yı hep duyuyoruz. Hatta bir iki kere de magazin kanallarında gördüm. Ya pandemi dönemi bu kadar bir oyuncu gezmez arkadaşlar. Yani görüyoruz, duyuyoruz, gazetede okuyoruz. Yani bu kadar formsuz olması, hocanın onda ısrar etmesi. Yani Lemos Fenerbahçe'ye uymadı yani. Bunu hepimiz görebiliyoruz. İyi giden bir Serdar'ı neden kullanmıyorsun hocam yani? Serdar Tisaran daha uygun. Yani dün mesela ayakta birazcık kalan Ozan ve Gustavo. Ya Perotti'yi zaten bekliyorduk. Perotti 3 maç olacak, 2 maç olmayacak. Yani bu zaten Perotti daha fazla oynayabilecek kapasitede olsa şu an Fenerbahçe'ye gelmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya ikinci yarı başlamış. 50. dakika rakip takım 10 kişi kalıyor. Sen ondan sonra fual diyebilirsiniz ama yani orada yani Necip bomboş arkadan geliyor. Herkes izliyor. Yani bir tek Gökhan Gönül var orada. Gol yiyorsun. Sonra 3-2'ye getiriyorsun ve 3-2'den sonrası daha da acı Fenerbahçe için. Fenerbahçe 3-2'den sonra ya bir tane tekrar izleyin maçı. 90 artı 6 mı vermişti? Yani yarım saate yakın Fenerbahçe'nin organize hata yok. Ya hocanın 45'te tamam Sise çok iyi miydi? Hayır. Ama Sise yerine ya ne yapacağını bilmediğimiz bu maçlar için hiç tecrübesi olmayan Adem'i yani burada Volkan Demirel'e de aslında ya Volkan Demirel, Aurelio, Mehmet Yozgat da. hocam ne alakası var Adem'inin diyemiyor musunuz hocaya? Yani Sise'yle başla. He, kötü giderse 60'a kadar 65'ten sonra çıkart Adem'i al. Ya Adem'i ben geldiğinden beri söylüyorum Fenerbahçe'nin şu an ilk 11'i geç ilk 21'inde olamayacak ölçülerde bir futbolcu bence. Yani geçen sene bir Frey'den hadi bir tık daha iyi diyelim. Yani hocanın dünkü bütün çıkarttığı 11. Yani yenilen gollerde takımın bireysel hataları, duruş hataları, artı oyuncu değişiklikleri. Yani Fenerbahçe için bence kabus gibi bir derbiydi ve bütün Fenerbahçe zaten 2020'de bütün stresini attı yani Sayın Başkan'ın değişiyle diyor ya demişti ya Galatasaray maçından sonra o hep stresli. Belki de bizim için iyi oldu. E Trabzon'a da kaybettiniz Sayın Başkan. E şimdi Beşiktaş'tan da o stres gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'nin artık öyle bundan sonra kolay kolay 15'er 20 senelik seriler yapabileceğini de düşünmüyorum. Onu da belirteyim öncelikle. O stresten de kurtuldu. Ya yani maç bir kere maçta herkes hakem diyor ama yani hakem iyi ya da kötü yönetti. Hakem çok kötü niyetli olsa Mert Hakan'ı atardı. Ya hakem zaten hep söyledi. Hakemin değişmesi gerekiyor. Yanlış bir hakem seçildi. Tamam, hataları var. Josef'e atmalı, Mert Hakan'a atmalı. Altay eline eğer ki hakikaten tekrardan baktığında else Altay da atılabilir. Yani hakemi konuşmayalım. Fenerbahçe hakem yüzünden dün kaybetmedi arkadaşlar. Fenerbahçe dün kötü oynadı. Hiç hazırlanmamış. Sıfır hırs. Ya Fenerbahçe burada daha kötü takımlarla Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yendi ya. Daha kötü takımlarla. Daha sıkıntılı takımlarla kaybetmedi burada. Yani genele gelecek olursak Fenerbahçe'nin bundan sonra ne yapması gerektiği? Birincisi hocanın artık bazı oyuncuların dokunulmazlığı var ya onu kaldırması gerekiyor. Bir başında Sosa. Yani Sosa kötüyse oynamayacak. Pelkas eğer orada oynatacaksın hocam Pelkas'tan istediğin verim hiçbir zaman alamazsın. Yani bazı maçlar parlar gol atar ama Pelkas'ı forvet arkası oynatman gerekiyor hocam. O kadar. Valencia'yı bile alır olduk ki ben çok eleştiriyorum. Valencia olmayınca... Kanatta hiçbir şey yok böyle hareket yok Fenerbahçe'nin. Ya Perotti'yi çünkü biz her dakika kullanamayacağız. Kullandığında tamam iyi. Yani o yüzden hocanın ve kurmaylarının bu hafta çok iyi çalışması gerekiyor. Denizli maçı ve Malatya maçında altı yapmalı. Ondan sonraki fikstür zor. 3-4 maç zor. Kasımpaşa, Antep deplasmanı, Başakşehir. Yani şu anki Fenerbahçe bunları geçecekmiş gibi görünmüyor hocam. Onu söyleyeyim yani nacizane bundan sonraki iş Erol Hoca'da ve futbolcularda bitiyor. Eğer ki Fenerbahçe bir iki maç daha kötü giderse çanlar çalar ve Erol Hoca yani bir bakmışsınız devre arasını görememiş olabilir. Yani Fenerbahçe'nin geneline baktığımızda 30 maç, 30 maç diyorum, 10 maç 30 puanın 20'sini almak Fenerbahçe için çok büyük bir başarı değil. Çok sıradan bir performans onu da belirteyim. Yani neresinden tutarsak tutalım şu an biraz taraftarın sıkıntısı var. Yani Fenerbahçe'den daha iyi şeyler bekliyor bu taraftar. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçını ve Trabzonspor ikinci yarısını bir, bir yana koyalım. Onun dışındaki hiçbir maçta vay Fenerbahçe ne top oynadı diyebileceğimiz hiçbir dakikası yok Fenerbahçe'nin. E bu da Fenerbahçe'nin organize atak sayısı o kadar az ki maçlarda. Yani bireysel beceriler duran toplar Fenerbahçe'yi kurtarıyor. Yani bu kadro daha ilerine oynamalı. Ya yani yoksa üzerek söylüyorum ki hayatta istemem ama ilk giden Erol Hoca olur. Bunu da söyleyelim. Yani Fenerbahçe zaten kaybedilmiş iki sezon yaşıyor. Bu sene iki kupayı da almak zorunda Fenerbahçe. Yani Türkiye kupasını boş veriyorum da diyemez. Ben son olarak da şunu söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ı ve Sergin Hoca'yı tebrik ediyorum. Kimsenin beklemediği iki maçta 6 puan aldı. Dün herkes kızıyor. Mesela diyorlar ki Sergin Hoca işte çok agresifti. Ya derbi de öyle onun arkadaşlar. Derbide de... Bak Aykut Hoca'ya da kızardık. Aykut Hoca ama... E Erol Hoca da aynı. Hiçbir reaksiyon yok. E takımda da reaksiyon yok. Bir Ozan çırpındı biraz. E, Gustavo'yu da Lemos delitti. Biraz Gustavo girdikten sonra daha hadi Caner diyelim. Yani böyle Fenerbahçe sıkıntılar yaşar. Ya son olarak şunu da söylemek gerekiyor. Yani dün kimse eleştirmiyor ama yani Gökhan Gönül'ün performansı bence çok 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 kötüydü. Yani diğer isimleri söylüyoruz da herkes Lemosh'a ama Lemosh'un çok kötü olmasından bir de Gökhan Gönül'dü ve Gökhan Gönül bence ben bu maçta oynamak istiyorum diyerek hata yapmıştır. Erol Hoca da oynatarak hata yapmıştır. Onu da belirteyim. Yani Fenerbahçe için kaybedilmiş bir şey var mı? Hayır. Ama bir tek maçla Fenerbahçe şöyle bir ya şu an. Bir tek maçla çiçek açıyor. Bir tek maçta kağır mektubu yazılıyor. Öyle de gitmedi Fenerbahçe. Genel olarak bakıyorum. Genel olarak ben baktığımda bir ışık göremiyorum şu an için. Öyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'den daha iyilerini beklediğim için. Zor bir süreç. Tamam 18 transfer yapıldı. Bunun alışma süreci falan var. Ama Fenerbahçe'den daha iyilerini bu taraftar hak ediyor. TikTok diyorsunuz. TikTok, Muikan, işte oyunlar. Her şeye görüyorum. Bütün arkadaşlarım kendim de dahil. Her şeye abone oluyoruz. Fener oluyoruz. Biz bu sahada daha iyilerini görmek istiyoruz. Ya zaten bakın basketbolumuz da gitti. Basketbolda bu sene Final Four falan stresimiz yok. Belli ki bu takım Final Four yapamayacak. Elimizde voleybolda iyi gidiyorlar. Allah razı olsun ama Fenerbahçe taraftar şu futbolda bir şampiyonluk artık hak ediyor ya. ya daha iyi oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Sahaya çıktığında ya kaybetsin. 4-3 kaybetmişti Pankolu maçta hatırlar mısınız? Ama demiştik ki Fenerbahçe futbol oynadı ya. Ben o statta alkışladı herkes. Ayakta alkışladı. 10 kişilik Panku kaleciyken yenilmiş takım ayakta alkışladı. Çünkü o takım mücadele etti, oynadı da kazanamadı. Hatırlayın 3 3 Ersun zamanı 10 kişi oynadı 60 dakika Fenerbahçe. Sağdan sildi Beşiktaş'ı. Ya taraftar oynayın zaten bir şey demez ama inanın dün orada 50 bin kişi olsaydı yuhlanacaktınız ya. Fenerbahçe taraftarı bunu istemiyor. Fenerbahçe taraftarı sizden iyi oyun bekliyor ve şampiyonluk bekliyor. Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum diyorum ve herkese iyi haftalar diliyorum. Bay bay.